Nurul İzah derslerine devam ediyoruz. Meslek-u zekat, mesarif-u zekat, zekatın sarf edilebileceği yerler bölümünü okumaktaydık. Altıncı başlıktayız, altıncı satırdayız. Vel-gârimu, borçlular. Ayet-i kerimeyi okumuştuk. İnneme sadakatu lil-fukarâi vel-mesâkîni vel-âmilîn diye devam eden ayet-i kerime de zekatın kimlere verilebileceği ifade edilmiş idi. Bu ayette geçen kelimeleri şimdi fıkıh kitabı tek tek ele alıyordu. Bunlardan bir tanesi de vel garimin, yani vel garimu, borçlu kişi. Ve o kimdir? El medyun, borçlanmıştır. Borcu vardır. Ellezî, öyle borçlu kişidir ki o aceze, aciz kalmıştır. An sedâdi deynihi, borcunu ödemekten aciz kalan kişiye ne dersin? Borçlu dersin. 7. E fî sebîlillâhi, ve Allah yolunda olanlara da zekat verilir. Hum, onlar kimdir? El cunûdu, askerdirler. Askerlerdir. Öyle askerler ki el fukarâ'u, fakir olan askerler. Yine öyle fakir askerler ki el munkati'ûne, ayrılmışlar. Lil cihâdi, cihat için, fî sebîlillâhi, Allah yolunda cihat için ayrılmış bekleyen kişiler. Ve i'la i kelimetir İslami ve İslam kelimesini yüceltmek için bekleyen kişilerdir. 8. Ve İbnü Sebil'i, İbn oğlu, İbnü Sebil yol oğlu. İbnü Sebil'i, yolda kalan kişi kastediliyor, yolda kalan kişi. Ve o kimdir? El garibu, muhtaç kişidir. Öyle gariptir ki el munkat'u, kesilmiştir an malihi, malından ilişkisi kesilmiş, malına ulaşamayan kişi. Belki zengin ama yolda kalmış, malına ulaşamıyor. Ha da işte durum böyledir. Velil müzekki, zekat veren için vardır. En yedfa, vermek, zekatı kime vermek vardır? Kime verebilir? İla cimi'i hazihi esnafil mezkurati, zikredilmiş bu sınıfların tamamına verebilir. Veya da kime verebilir zekatı? İla ba'zihi, bunların bir kısmına da verebilir. Ve vahiden min eyyi sinfin kâne, hangi sınıftan olursa olsun bir tanesine de verebilir. Tamamına verebilir, bir kısmına verebilir. Eğer bu sınıftan hangisi olursa olsun sadece birine de verebilir. Vela yecüzü, caiz olmaz. Defuha, zekatın verilmesi. Libeni Haşim, Beni Haşim oğullarına. Beni Haşim ne demek? Haşim oğulları. Haşim oğullarına zekatı vermek caiz değildir. Daha kime? Mevalihim, onların mevali, yani azatlı kölelerine vermek de caiz değildir. Ve yine zekat verilemez, zekat vermek caiz değildir. La, yani la yücüz caiz değildir. Li aslihi, kişi aslı için de veremez. Aslı yani geldiği yer, köküne de veremez. Ne gibi? Aslı derken neyi kastediyor? Ke ebihi, kişinin babası gibi. Ve ceddihi, ve dedesi gibi, kişinin dedesi gibi. Ve in ala, ne kadar yukarı çıkarsa çıksın. Yani kişi babasına veremez zekatı, dedesine veremez. Daha yukarı çık, dedesinin de babasına veremez. Daha yukarı, dedesinin de dedesine veremez. Daha yukarı, dedesinin babası, onun babası. Yani yukarıya doğru istediğin kadar baba, 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 dede, dede çık. Fark etmez, dedenin dedesi. 10 kuşakta yukarı çıksan, geldiğin soy olduğu için, senin aslın olduğu için onlara veremez. Vela li fer'ihi, yani vela yecuzu li fer'ihi demek, fer'i için de kişi yine zekatı veremez, fer'ine de veremez. Ne gibi? Ke ibnihi, kendi oğlu gibi. Ve ibni ibnihi, oğlunun oğlu gibi. Yani torununa da veremez. Ve in sefe, ne kadar aşağı inersenin, yani torununun çocuğuna, torununun torununa, hatta torununun torunun torununa, istediğin kadar aşağı in. İster 10 kuşak, ister 20 kuşak aşağı, torunun da bunların hiçbirine veremezsin. Yani geldiğin ve senden devam eden, sen nereden geldin? Babandan, babanın babası, dede, dedenin dedesi gibi, o geldiğin yerden. Ve senden devam eden yer, yani soyunun devam ettiği, çoluk çocuğunun da çoluk çocuğu, onların da çoluk çocuğu diye devam ediyor. Bunlara veremezsin. Usule ve fer'e zekat verilemez. Ve le ile zevcetihi, kişi hanımına da zekat veremez.
Vela ile zimmiyin, zimmiye de zekat verilen. Zimmi, malı, canı, ırzı, dini İslam devleti tarafından güvence altına alınmış ehli kitaptır. Ehli kitaptan bir kişi ki İslam devleti tarafından güvenceye alınmış. Zimmi bu. Ve yine zekat verilemiyor. La ila ciheti. Öyle bir şekilde verilemez ki. Lesse fiha onda yoktur. Ne yoktur? Temliku zekatı. Zekatı temlik etmek. Zekatın temliki olmayacak bir şekilde vermek de yine caiz olmaz. Limustahikliha. Hak eden kişiye zekatı temlik gerçekleşmeksizin vermek. Bu şekilde vermek caiz olmayacak. Ke binai mescidin. Mescid bina etmek gibi, mescid yapmak gibi. Güzel bir şey ama zekat olur mu? Olmaz. Zekatımı şu mescid inşaatına vereyim. Geçersiz. Veya medresetin veya bir medrese, bir külliye yapılıyor. Bu iki zekatımı oraya vereyim. Bu geçersiz. Niye? Lima. Çünkü enne temlike, şüphesiz ki temlik nedir? Ruknuha, zekatın rüknüdür. Enne ismine nasb haberini raf eder. Enne temlike, temlik nedir? Ruknuha, onun rüknüdür. Zekatın rüknüdür. Ruknuha, rüknü zekatı yani. Rükn ne olmuş olur? Enlerin haberi olur. Temlik nedir peki? Temlikin ne olduğunu daha önce işlemiştik. Temliğe şuradan da bakabiliriz. Yani işi bir nahiv kitabından da bağlamak mümkün olabilir. Bir nahiv kitabından, bu aralar işlediğimiz nahiv kitabı nedir? Tuhfetü Seniyye'dir. Tuhfetü Seniyye'de el-lam. Lam harfi cerrini işlerken emin maaniha onun manalarındandır. Ne? Et el-milku veya et temliku iki şekilde de söyleyebiliriz. İkisi de doğru olur. Milk yani temlik vel ihtisas. Temlik yani orada geçiyor. Lamın manası. Lam harfi cerri hangi manalara gelir? Bir tanesi nedir? Temliktir dedik. Temlik neyin nesidir? Temlik mülk edindirmek. Bir şahsın mülküne geçirmek. Mülk ile tahsis veya diğer adıyla ihtisas arasındaki fark neydi? Bunu anlatmıştık. Yani hayvanlar için ne kullanılır? İhtisas tabiri kullanılır veya binalar için, ağaçlar için. Yani insan dışı ne varsa onlar için ihtisas veya tahsis ikisi de aynı şey. Bu tabirleri kullanıyoruz ama insanlar için kullanıyorsan o nedir? Temliktir. İnsanlar çünkü mülk edinebilir ama bir ev kendi kendine mülk edinemez. Ev ne bileyim kanepeyi mülk edindi. Bu olamaz. Eve kanepeyi sen koyarsın. Gibi. Eğer bir hayvan bir şeyi mülk edinemez. Ama insan edinir. Dolayısıyla lam harfi cerrini de kullanırken buna dikkat ediyorduk. Aynı şekilde burada da bakarsak burada ne geçti? Bakıyorum şu anda ne geçtiğine. Binai mescid. Mesela mescid yapımı. Mescid insan yok. Veya medrese dedik. Medrese yapımı. Medrese inşaatına yardımda bulunmak. Medrese insan mı? Yok. Demek ki bunlara zekat verilemez. Çünkü temlik olamaz. Ve caizdir def'uha yani def'u zekatı. Zekatın verilmesi caizdir. Nereye? İlâ veledil ganiyyi. Zenginin çocuğuna. Öyle çocuk ki mi diyeceğiz yoksa öyle zengin ki mi diyeceğiz. Öyle çocuk ki el kebir büyük. Yine öyle çocuk ki el fakiri fakir. Zenginin büyümüş fakir çocuğuna zekat vermek caizdir. Ve kezalike aynı şekilde yecuzu caiz olur def'uha zekatın verilmesi ila imra'etil ganiyyi. Zenginin eşine, zenginin karısına vermek de caizdir zekatı. Öyle zenginin karısı ki, öyle karı ki, öyle eş ki bu el fakirati fakir olan. Zenginin fakir eşine, fakir hanımına da zekat vermek caizdir. Ve ilel ebi ve bir babaya da zekat vermek caizdir. Öyle baba ki el muisiri fakir. Fakir babaya da zekat verilebilir. İmkanı olsa da ibnuhu onun oğlu nedir olsa da musiran zengin olsa da. Kâne'nin ismi ibn kelimesi olur. Musir ise haberi olur. Görüyoruz ki haberi mensuptur. İbnuhu, ibn kelimesi muzaf, hu muzafun ileyh olur demiştik ki isimlerle zamirler bitiştiği zaman o zamirler ne olur? Direkt muzafun ileyh bitiştiği isim
muzaf olur. Zamirler nedir? Marifedir. Kendisine bitişen isim muzaf olduğu için. Marifeye muzaf olan da nedir? Muzaftır demiştik. Buna göre ibin kelimesi de nedir? Marifedir. Hu zamiri de marifedir. İbin muzaftır. Hu muzafun ileyh. Ama zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebni ne demek? Donuk, yani irabı yazılışı donuk. İrabın yazılışında bir farklılık olamaz. Dolayısıyla mebniler ne yapar? Mahallen irab alır demiştik. Mahallen nedir? Mecrurdur. Çünkü muzaf ne yapar? Cer ameli yapar. Peki burada bir izafet olduğunu söylüyoruz. İzafetler de çeşitli kısımlara ayrılır. Mesela nasıl kısımları vardır? Manevi ve lafzi olarak izafet ikiye ayırırsın. Lafzi midir, değildir? Demek ki manevidir. Manevi olduğu zaman manevi de çeşitli manalar olabiliyordu. Lam manası, min manası, fi manası olmak üzere. Bazı kitaplarda fi manası zikredilmez. Biz bunu Avamili Cürcani'de işlemiştik. Böyle böyle anlatıyorum. O zaman burada hangi mana var diye bir soru gündeme gelir ki bu bir soru olarak kalsın. Yani cevabını sizler bulun diyelim. Ve yukrahu mekruhtur, mekruh olur. Nakluha, yani naklu zekat. Zekatın nakledilmesi, taşınması, uzağa gönderilmesi. İla beledin, bir beldeye, bir bölgeye ki ahara, başka. Kişinin zekatını yaşadığı bölgenin dışına göndermesi nedir? Mekruh. İlla ancak yaşadığı yerin dışına göndermesi mekruh olmaz. Müstesnadır. İla karabetihi, orada akrabaları varsa, yakınlığı varsa gönderebilir. Ev veyahut hangi durumda gönderir? Men o kimse ki, hü o kişi nedir? Ehvecu, daha çok ihtiyaç sahibidir. Min ehli beledihi, kişinin bulduğu belde halkından daha çok ihtiyaç sahibi olan birisi varsa uzaklarda, yine de gönderebilir. İza accele, ha önceden zekatı verirse, kabli vücubiha, gerekli olmadan önce, gerekliliği gerçekleşmeden önce zekatı verirse, gönderirse, tabi bu durumda la be'se bin nakli, zekatı uzaklara göndermesinde bir beis olmayacaktır. Ve idâ neva, kişi niyet ettiği zaman, neva hüve, kişi niyet ettiği zaman, zekata, neyle beraber? Bima, o şeyle beraber ki, yu'ti veriyor, a'ta, yu'ti veriyor, hi onu. Yu'ti hüve, fail hi onu veriyor. Verdiği şeyle beraber kişi zekata niyet ederse, kime yönelik veriyorum, kime veriyor? Lisibiyani ekaribihi, akrabalarının çocuklarına verirken, mesela ne veriyor? Bir harçlık veriyor, bir hediye veriyor. Bu şekilde akrabaların çocuklarına bir kişi zekat niyetiyle bir şey verse, artık para veriyor, bir şey veriyor, ne olur? Bu bir zekat olarak geçerli olur mu, olmaz mı? Ezzahu, ezza yeter, hu o. Yani zekat olarak bu geçerlidir. Ve kederlik aynı şekilde yuciz'u, yeter hu o kişiye, ma o şey ki, yedfe'u veriyor, hu onu. Yedfe'u hüve fail, hu onu mef'ulü bihi olur. Mef'ulü bihi de zahir ve muzmer olarak gördük. Gördük. Muzmeri de muttasıl ve munfasıl olarak gördük. Görüyoruz ki buradaki nedir? Muttasıldır. Bunu nerede gördük? Mukaddimetül Acimiye'de görmüştük. Peki onu veriyor, kime veriyor? Lil fukarai, fakirlere. Miner ricali ve nisai. Erkeklerden olsun, kadınlardan olsun bir fakire verirse yeterli olur. Peki ne zaman? Fil mevasimi. Mevsimlerde demek ama burada illa ilkbahar, yaz gibi bir şart yok yani. Bazı zamanlarda, zaman zaman verdiği şeyler. Vel e'yadi, veya bayramlarda verdiği hediyeler, harçlıklar nedir? Zekat yerine geçer. İza neva ez zekat. Zekat niyetiyle vermiş ise. Peki vel fakru, fakirlik nedir? Şartun, şarttır. Mübteda haber. Nerede şarttır? Fi cemii'l esnafi, tüm sınıflarda. Tüm sınıflar derken A sınıfı, B sınıfı, yok yok. İnnemes sadakatü lil fukarâi, okuduğumuz ayet-i kerimedeki sınıflar. İlla ancak fakirlik şart değildir. El amile, amilde. Amil işçi, zekat memurluğunda fakirlik şartı yoktur. Kişi zengin de olsa ona zekattan bir hisse verir. Belki sorulabilir. İllel amile, amil kelimesi neden fethayla bitti?
Bir istisna var burada, bir müstesna var. İlla istisna edatıdır. Ardından el amile müstesnadır. Müstesna ne zaman nasb olurdu? Şu an nasb konumunda yazılmış. Bunu işlemiştik. Cevabı da sizlerden gelsin.